القرآن معلوم نزل كلام الله عقيدة مس كبذل المسلمان القرآن كلام الله غير مخلوق القرآن قرآن كريم كلام الله جناب حق كلام الله ويرزق الله ومخلوق تداجر çünkü eğer Allah'ın sözü ise Allah özü mahluk değil ki söyle tersine mahluk olsun. Bu kadar anlayabilmişler. Madem Cenab-ı Hak özü mahluk değil, kimse halk etmiyor özünü, kelamı da mahluk değilmez olur. Mu'tezile mezhebi Bagdad'da Abbasiler zamanında daha yüksek yukarı siyasi bir mezhep olmak itibariyle Ahmed bin Ebi Duat namında Ma'mun'un ulemalarından Ahmed bin Hanbel'i kırmak için Kur'an'ın mahluk olmaklığına itiraf ettirmek istediyordular. Ahmed bin Hanbel ne mümkün? Başını kesse, Hazreti İbrahim gibi ateşe atsaydı özünü, Kur'an'ın mahluk olmaklığına söz ağzından çıkamazdı. Ne kadar ilhah, ısrar, tehdit, tazik edildi dedi kat'iyen Kur'an'ın mahluk olmaklığına ben kâil ediyorum. Vurdular özünü. Vurdular özünü. Vuran kim? Ma'mun'un zamanileri. Orta yere uzattılar özünü. Ahmed bin Hanbel'i radıyallahu anh. Annesi de Ma'mun'un kaidlerinden idi. O da durmuştu. Vurandalar Ahmed bin Hanbel'i gözünü kaldırıp annesine bakmadı. Ne o ki desin annesinden imdat talep ediyor. Cenab-ı Hak'tan mağda kalbini hiç şey yarabbet etmedi. Vurdular, hapsettiler, saldılar filan. Kur'an'ın mahlukiyetine kâil olamadı. Gitti evine hasteledi. Her halde bir meclisin iki tane akıl oğlu için ne böyle bir şey de ne olsa günün birisinde o akıl vezirlerden bir tane şey Ma'mun'a diğer biz buna kabrettir. Hiç olmasa gidelim kalbini alır. Hiç yere pat tuttuk o zaman. Melik Ma'mun bir miktar para bir iki vezirle beraber bir mecmua gönderir imamın evine ta ki ahvalini sorsun o hediyeni de versin evine. Haber gönderdiler özüne ki filan gelecek. Ne inadı? Benim ta ki havuç kapıya kadar kasab istikballarına la. Oğluna dedi ben arkam üzerine uzanırım. Üzerime de bir beyaz şey ört. Gelendeler içeriye selam giden babam konuşmaktan memnudur ta ki benimle konuşmasınlar. Anladınız? Evinde uzandı. Bir bazı örtüler üzerine o cemaat geldiler. Oturdular, istediler konuşmak dedi. Babam memnudur konuşmaktan. Dedi ahir gelmesi kalbine Allah Padişah'ın mahsus selamı var bana var filan. Bu hakikatleri konuştular. Çıkarttılar bir miktar para da imamın yastığı altına koydular, gittiler. Gidenden sonra kalktı oturdu. Kimler idi dedi. Dedi filan filan dedi. Daha dedi bir miktar da para oraya bırakırlar. Dedi çıkar da paranı. Çıkar. Bırak özünü oturacağı.
El vurmamın özüne. Ben ölenden sonra afarın o vezirin eline teslim ederim. Arası çok sürmedi. Vefat etti. O vurmağın tesirinden. Oğlan babanın vasiyeti üzerine o surranı afarlı vezire verdi. Nedir bu dedi. Dedi bu babamın vasiyetidir. Dedi ben öldükten sonra bu paranı afarın sahibine ihale eder. Bu beytül maldan çıkarttı. Ben nece bunu yere. Vezir dedi sen ne dedi? Bugün 1200 senari bu söz değildir. Dedim maşallah baba dinine bakhil idi. Ne demek? Yani dinini parayla satmadı. Maşallah dedi. İmam-ı Ahmed bin Hanbel ma abkhala bi dinihi. Dinine ne kadar bakhil idi. Yani dinini dünya malına, cahına, parasına vermedi. Gelâgın Cüneyt radıyallahu anh babası vefat etti ve yetim de kaldı. O vakit yetimleri beslemezler. Alemin içinde derse filan bizim beslememiz yok. Özür bilirsiniz. Bazı yetimçi ağalar var idi. Bir fakiri besleyende bir kızı ya bir oğlanı belli olurdu, kasabasına, ticaretine başlardı. Öyle ne kadar o leska onun başındaydı. Filan bizim beslememizdi. Öyle senin ne beslememiz? Allah'ın sana verdiği rızıkla bir miktarını ona verip sen. Başka bir şey var. Bu özü kimin beslemesidir? O da Allah'ın beslemesidir mi? Naksı birimiz Allah'ın beslemesi belgilir. Bize rızık vermezse ne eder? İnna lillah. Vefat edince babası, dayısı Seriyyü Sakati Hazretleri, Cüneyd'i çekti yanına. Çekmedi işletmeklere. Şer'an yetim, beslemek, hizmetçi dâgi, haberdar olur. Peygamber emreder. At'imuhum min haysu at'amakumullah ve kisuhum min haysu kesakumullah. Yetim evize beslerse uz, ne girdiyse onu girdi özüne. Ne yediyse onu ver özüne, ne içtiyse onu ver özüne. Hizmetçi gözüyle bakmıyorsun özüne. Hizmetçi gözüyle baksan, ne sevap kazanacaksın? Bir tane anne parayla yatıyor onu işler, bu ameleler günü kişiler. Bir ameleye bir söz diyebilirsen sen, günde paranı versen, verirken kadar sen şimdi, ey bir minnetin de yoktur. Yetim de o hesap zâdi. Evladı ne zâdi? Gene evladıyla beraber kalkarırsın. Koymuyorsan evladıyla taallâ etmiyorsun. Cüneydi yetiştirdi, dayısı. Ama ne de yetiştirmez. Adam etiyor. Dinini, akidesini, ilmini, sofiliği bilir. Ulaştı o dereceye ki özü bilir. Akılab gün, kaldırır gözünü giderler, Bağdat'ın haricinde bir parça gezmeye giderler. Zemperalı sık etmezler hacı. Arak içmek sık etmezler. Cenab-ı Hakk'ın kavnu kainatına şekilde halk edip bu yeşillikler, bu sular, bu dağlar, bu dereler, bu kuşlar bunların hakikati hilkatini düşünmek için giderdiler. Tefekkeru fi halkillah ve la tefekkeru fillah. Daima Cenab-ı Hakk'ın halk ettiği şeyleri düşünün. Yadudagi kayya küçüğünün ara yerinde
İki küçüğüne kol baka, yeşil kol bakanı halk eden Allah. Bir delilik var idi oradan girsin içine, yok. Bu azim kayya küçüğünü orta yerde bölenden sonra baktı bir küçüğüne havuz, su, iki yeşil kol bakanı onun içinde. Allah o Allah. Hani sen şeker eder, kayyeden su. Bir gün dönerken dayısıyla beraber yarısında yürüdü dayısını. Yebeğine ya Cüneyt tekellem alem nas yarından itibaren aleme bu'az ve nasihat okuduna. Kalbimde dedim ben herde bu'az ve nasihat okumak herde. Düşü herkes vaaz okuyabildi. Vaazın bir şartı bir üzere özü herkesten evvel amel etsin özüne. Ben herde, o herde. Sükut etti. Yatsı namazını kılandan sonra cemaat ve herkes dağıldı. Herkesin bir odası var idi. Cüneyt öz odasına gitti, dayısını öz odasına gitti. Artık Kur'an okuyan, okun, zikreden, eden, salavat okuyan, okun, neyle serken öz bir dilemek buydu. Cüneyt Hazretleri rüyada Fakri Alem Efendimiz'e ulaştı. Aynı ibareti Fakri Alem emretti. Dedi ya Cüneyt, tekellem alen nas. Aynen Seriyy-i Sakati'nin şimdiden sonra ne çıkmıştı ağzından? Aynı kelime, aynı cümle Efendimiz'in mübarek lisanından sadir olarak rüyada Cüneyt'e emretti. Cüneyt Kadir'le beraber kalktı, abdestini etti, geldi dayısının kılgasını, kapsını, pısını kaçaldı. Dayısı dedi, kimdi o? Dedi, hadiminiz Cüneyt. Evet dedi. Peygamber sana emretmeyince bana inanmadı. Bana erkekler. Veli budur. Veli budur bu. Bunlara veli değilim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sana emretmeyince rüyada benim tevzihime inanmadın. Ne diyor? Sükut etti. Sükut etti. Geldiler sabah namazını kıldılar oldukları camide. Seri-i Sakati Hazretleri radıyallahu anh ve nefahanallahu bih camiye terk etti, gitti, Cüneyt'e terk etti. Cüneyt'e kabildir, okumasın. Çıktı kürsüyü vaazda, başları vaaz okumada. Alem toplandı. Alem toplandı o camiye nedir? Dedi, ulema-i müsliminden birisi vaaz okur. Ama ne bilsinler Cüneyt'in ve Cüneyt'e ne vereceği olasın? Hristiyanlardan birisi camiun kapısından geçerek o tarihte de Yahudi ile gavurun elbisesi Müslümanlarla farkı var idi. Malum idi Yahudi kimdi, gavur kimdi, Müslüman kimdi. Ve bırakmazdılar gelseler camiunlara. Ama indi bizimkiler, Allah ömürlerini uzun etmesin. Cenabette bile gelseler camiun pekleri duydu. Ala kullin, bu Hristiyan gitti, bir Müslüman elbisesi girdi, geldi. Cüneyd'in olduğu kürsinin önünde oturdu. Dinledi. Dinle ayet ve hadisi. Kalktı ayağa, dedi ya alimel muslimin, bir hadis eşitmişim peygamberden, bu hadisin manası nedir? Hadise kede nâdi? İttekû ferâsetel mu'min fe innehû yanzû binûrillâh. Sağ Müslümanların ferâsetinden, zekâvetinden hazır ediniz. Zira Cenâb-ı Hak Hazreti onların kalbine ilham eder, onların kalbine nezer eder. Dedi bunun manasını istendirir.
Beni kebeğin üzerine bağladık, o salibi açtılar. Ya alim dedi, ben Müslümanım dedi, sen elbiseken Müslüman elbisesi dedi. Dedim ben de sana değilim, kebeğin üzerinde olan salibi aç, açtılar. Dedi valla Müslüman elbisesi girmişim. Dedi açmasa özüm kurşağımı açarım, alemin nedenine paçalarım sana. Dedi yavaş. Günaydın elini aldı, dedi eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu. Müslüman oldu ve salibi de aldı. Veli bulardı. Şeyh Reza'nın dediği gibi fi'li şeytan mi kunet namaş veli. Fi'li şeytan mi kunet نامش ولي قال وليين استلعنك قال ولي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.